Yani Türkiye'de bir Şırnak Üniversitesi yok. Türkiye'de Tayyip Bey'in yanında birileri bunları koruyor. Yani başka üniversitelerde var. Burada onları çok anlattım ben. Anlatmaya bir daha gerek yok. Yani Türkiye'de üniversitelerde bu tür operasyonları biri engelliyor. O engelleyen ekip de Tayyip Bey'in yanında. Bu şekilde kör topal bu mücadele ilerliyor. Ne yapılması gerekiyor? Mesela Bedirhan Önem aynı zamanda arkadaşımız, dostumuz İlker Yüceli de ölümle tehdit etti. Hatta ya bir onu ciddiye almam ben de. Onun hayatı bundan sonra sıkıntılı artık. Onun işi bitti de. Fakat Türkiye'de ya askerin içinde ya emniyetin içinde adamları topluyorlar. Yani bu şu anda üniversiteler tamamıyla Tayyip Bey'in yanında bir ekip var, onların kontrolünde. Atamaları onlar yapıyor. İşte bir apartman üniversitesi var, oraya rektör atıyorlar. Tayyip Bey'in haberi yok bunların. Tayyip Bey imzalıyor. Kim yapıyor onu? Tayyip Bey biliyor kim yaptığını. Ama ona dokunmuyor mu? Hiçbir şey demiyor ona. Onun dokunulmazlığı var. Nereden geliyor dokunulmazlığı? Ya biliyoruz da. Onu Tayyip Bey kendisi baksın nedir yani. Çünkü bunlar yarın bir gün Tayyip Bey'in başına bir sıkıntı açar. Ona sorarlar yani. Çünkü dünyada sormazlarsa ahirette sorarlar. Sen bu adamlara niye bu imkanları verdin diye. Peki hocam 15 Temmuz sonrası başlayan bu mücadele süreci ne oldu da gevşedi? Kendiliğinden mi gevşedi yoksa bir anlaşma mı var? Vallahi Türkiye'de biraz civatalar gevşediği için her tarafta civatalar gevşemiş sadece bu işte değil. Onun için İçişleri Bakanı şimdi tek başına uğraşıyor. Ama o da valiyken bir şey yapmadı ben gördüğüm kadarıyla. Şimdi yapıyor. Allah razı olsun. Geç olsun, doğru dürüst olsun. Ama ona da ben direkt Tayyip Bey'in tabii ki izin veriyor bu işleri yapın diye. Ama devlet bu işe el attı. Çünkü devleti çökertiyorlar. Devlet bu operasyonları devlet dayattı. İşte bu devletin içinde istihbarat birimleri var, askeri birimler var. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.